Aradığınız kişiye şu an ulaşamadım. Yok. Kapalı. Ya şunca yıldır bir kere bile Fikret Hanım böyle bir şey yapmadı. Kızım ben yokken kötü bir şey olmadı değil mi? Aylin bence biraz ağır konuştun. Ya şimdi sinirlenip babana anlatırsa? Gönlünü alman lazım. Hatta özür dile, karşımıza alalım, ikna edelim. Ama panikledin ya Levent. Özür falan dilemeyeceğim. Hem hazırlandı gidiyor işte. Evet gidiyor da sonra ne olacak? Bana bırak sen. Sen biraz rahatlasana. Bak. Önümüzdeki engellerden birini kaldırdık işte. Fikret Hanım gitmeseniz. Bakın Aylin panikle söyledi onları. Yani eğer karşılıklı konuşabilirsek. Sağlıcakla kal kızım. Sana. Ben yokken bilmediğim bir şey olmadı değil mi? Baba fazla telaş yapmadın mı? Yani söyledim ya sana. Bir telefon geldi köyünden. İşte köylüsüm ne rahatsızlanmış. Acilen gitmem gerekiyor dedi. Hazırlandı gitti. Kızım o kadarını anladım herhalde. Benim dediğim Fikret öyle bir şey yapmaz. Hadi diyelim yaptı. Acil bir işi çıktı. Çekti gitti. Ama sonrasında muhakkak arar haber verir. Şimdi telefonunu bile açmıyor. Yok. Kesin kötü bir şey oldu. Polisi aramak lazım. Baba, bir sakin olur musun lütfen ya? Fazla abartmadın mı? Hem kaç yaşında kadın yani? Uygun olduğunda, müsait olduğunda arar o seni. Garip. Çok garip. Fikret böyle bir şey yapmaz. Güzel, ne yapıyorsun? İyi, tabakları yerleştiriyorum. Sevgilim bırak, çocuklar halleder. Zaten bir sürü işle uğraşıyorsun sen. Olur mu canım öyle şey? Onlar zaten bir sürü şeyle ilgileniyorlar. Hem kafamı dağıtıyorum Hakan. Ne diyeyim ki sana? İşe yarıyor mu hala? Hangi konuda? Hani kafamı dağıtıyorum dedin ya. Ha, dene istersen. Ne oldu sana? Sen bir dalgın görünüyorsun. Fikret Hanım'ı mı düşünüyorsun? Düşünüyorum da çok tuhaf. Ya çocukluğumdan beri bir kere bile yapmadı bu kadın böyle bir şey. Yıllardır bizim yanımızda çalışıyor. Çarşıya giderken bile bizden izin isterdi bu kadın. Vallahi bence de böyle bir şey yapacak bir kadına benzemiyor. Hakan. Hı? Fikret Hanım gittiği zaman evde sadece ailen mi varmış? Yok. Levent Bey de oradaymış. O kadar saat çalışmışlar yani. Evet, sağ olsun tüm vaktini Aylin'e ayırıyor. Ya bu kadıncağız öyle kendi kendine ortadan kaybolacak bir kadın değil ki. Bence bu işte kesin Aylin ve Levent'in parmağı var. Of! Yok Firuze ya, yok! Karışmayacaksın sen bu sefer. Ne oldu o yüzünün haline? Yok, telefonları açmıyor. Endişelenmeye başladım ben ya. Hakan bak, sakin olsak biraz daha mı beklesek ha? Olamıyorum Firuze, olamıyorum. Ya Fikret Hanım bugüne kadar 2 saat ortadan hiç kaybolmazdı. Ya dünden beri arıyorum, açmıyor telefonları ya. Köyü nerede? Uzakta mı? Uzak değil aslında. Haymana'da.
E tamam, yok mu hiç tanıdığınız kim kimsesi? Aslında bir keresinde akrabasına götürüp getirmiştim. Ama 10 yıl önceydi. Hala oradalar mı bilmiyorum. Ya boş ver, gidip bir soralım. Küçücük yer yani, illaki biri bir şey biliyordur. Sorup soruştururuz. Haklısın, mantıklı. Hadi gidelim. Hadi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.